İsminiz? Vahas Taftacı. Besin'de lağabınızda kimler dedi? Taftacılar. Taftacı. Bu şimdiye kadar ne gibi mücadele verdin? Antep'e nasıl geldin? Şöyle kısa bir özgeçmişinizi anlatabilir misin? Efendim, Besin'de Erdezgah ilk yapardı tohum açıyoruz. Orada makineleşme gelişince o işler biraz geriledi. Evet. Efendim öyle söyleyeyim, seyyar satıcılık, amel yedik ve bunlarla uğraştık. Biraz geliştik, geldik burada. Kilim tezgahı falan çalıştırdık. Evet. İşte orada bu tarafa hayatımızı kazandık. Ha. Şimdi bu Antep'te memnun musunuz? Memnun. Çünkü Antep uşağı da bizimkiler gibi çalışkandı. Tabii. Aynı ırktanız da aynı aşiretinde. İnsanlar bütün zaten büyük kentlerde toplanması, işte daha büyük insanların bulunması ve iş bulunması gibi gelişmiştir tabii. Antep'te geçimimizi de iyi sağlar. Ve Antep'in adını çalışkan. Evet tabii, çalışkandır. Şimdi biz de öyleyiz yani. Şimdi diyoruz ki bu yani göçlerin sebebi sence görüşün nedir? Neden göçtü bu Besliler sağa sola? Efendim Besliler işte makineleşmesi, şehirlerin büyümesi ve işlerin çağın değişmesiyle ve insanların büyük şehirlerde toplanmasına meydana geldi Besliler dağılması. Evet. Yani orada dar geldi. Dar geldi. İnsanlara tabii çağ değiştikçe. İlk insanlar mesela nasıl ki ilkel insanlar ayrı ayrı bir şeylerde yaşamışlar, su başlattı falan. Bugünkü çağ ayak uydurma mecburiyette kalmış. Bugünkü insanlar. Bütün başka büyük yabancı devletler olduğu gibi buralarda büyük kentlerin gelişmesine bu şeyler çağ meydan vermişti. Ve insanlar da Antep'e veya İstanbul'a büyük şehirler toplamak mecburiyette kalmıştır. İş aramak için. Çağ da doğduğu değil de evet, doyduğu yeri evet, aramak. Tamam. Yani doğduğu yerden yani doymak yere, için yeri aramak. İnsanlar uyduğun yere bak derler. Şimdi ne de? Şimdi bir 5 evet. Lira biz göç etmişiz 5 evet. Lira yaptı. Ama töremizi yine yaşatıyoruz. Tabii. Çünkü ona doyurmadı bizi, evet. Doyduğumuz yere gitti. Tabii. Ama ahlak kurallarını, 5 evet, lira kurallarını da taşıyoruz. Örf ve adetlerimizi. Tabii. Şimdi ikincisi de şu. Şimdi bakın bu Besliler atılgan olduğu halde neden böyle bu işe el atmıyorlar? Bir de bu inşaat sahasına girelim diyoruz. Ev yapalım, site kuralım, kiradan evet. Kurtulalım. Evet. Değil mi? Bu ev insana bir güvendir. Bak kirayı almışsın ne kadar evet. Sevindim. Tabii. Bu sana bir güven. Tabii. Rahatla oturursun. Evet. Gel bana kirayı ver diyen olmaz. Değil mi? Evet. Ha şimdi evet. Sendeki... Güvenli insanların başa geçip gelen bir şey kurmamasında yani bir birlik ve beraberliği kuramamasında. Şimdi bir de... seferde böyle şeyler teşebbüs edilmişse de böyle verilen ufak bir paralar da geri şeye gitmiş. O insanlar işte yemiş veya da yapamamış. İşte insanlar güvensizlik duymuş bunlardan. Ve bundan geri şey olamamış, toplu harcamamış. Toplu şimdi... kuramamış. Birçok şirketlerde evet. Mühendis olmayan dernekler evet. Gerekse kooperatifler mühendisi almaz çünkü hesaplı planlı sorumlu kişidir. Evet. Kendi aralarında yaparlar bu işi evet. Para yemek için. Evet. Mühendisin olduğu yerde biraz para yiyemezler. Onun tabii, için. Tabii işte. Ha, bizdekileri de öyle çevirmişler. Evet, ha. Onun için korkuyor evet. Bestahatı. Ben onlara dinliyorum. Şey insanlar da bunlardan işte güven duymadığı için bütün hayır. Yere de şey teşebbüse yanaşmıyorlar. Tabii. Şimdi bir kişi mühendis olmayınca sorumluluk taşıyabilir mi? Yok taşıyamaz. Öğretmen olmayınca talebede sorumlu olabilir mi? Ha. Evet. Bu da böyle. Onun için bizde şimdi eskiden yoktu. Şimdi evet. Her alanda adamımız var. Evet. Bak sen onun elektrik mühendisi. Evet. Şimdi kimse bilmez ama var demek ki. Tabii. Ha. Yarın gelecek. Tabii, elektrik tabii. İşlerine bakar denen ha. Her dalda iş saha açarız. Şirketlerde mesela ha. Bir yer alır, tanır ve istenir neyse ha. Her türlü ha. Bir arada birlik olmadan fayda var. Sonra bir de folklor kuralım. Evet. Eski oyunlarımızı, türkümüzü, annelerimizi altına bir araba koyalım diyoruz. Evet. Gitsin Mersin'de bir hemşerileri düğününü yapsın. Evet. Onları eğlendirsin, gelsin. Tabii. O sokağa atılan parayı derneğe toplansın. Tabii. Dernekteki gençlerimiz de bunlardan istifade eder. Evet. Besni'yi tanıtır. Besni'nin evet. Kültürünü tanıtır. Evet. Böyle bir toplumda siz de herhangi bir maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Vallahi maddi
maddi şeyimiz pek olmaz yani, bilmiyorum. Şeyimize şimdi maddi manevi dediğimiz, şimdi karınca gücün yani. Herkes 10 bin lira verir, sen de 5 bin verirsin. Tabii ki orada şey olmaz isterik yani. Tamam. Biz, İkincisi. Dememek manası değil yani, bir farklı ile bir tutup da biz buraya büyük bir hiba. Yok, şey hiba diye, diye bir şey yok. Anlıyorum ben. Kendi şehrine göre dedik. Tabii. Şimdi biz kaset almak, kitap almak gibi zaten bunu onun için yapıyoruz daha ziyade. Tabii. Bunlar hepsini gücümüz olduğu müddetçe. Tabii. Zaten onlar yetiştikten sonra sana her şeyi fırsat kalmaz. Tabii. Gittiği yerde isteriz, parası olur. Ve gelişmesini isteriz. Peki bir de diyorum böyle bir site kuralım. Mesela. Ev isteyene ev yapalım. Tabii. Kirada kimler var? Evsiz insanlarımız var mesela, nice böyle dediğin gibi dağılmış veya dükkan bulamayan insanlar var. Böyle bir şey olursa daha yani böyle bir şey olursa. Şimdi hayır mesela şöyle bak, sana onun için soruyorum. Senin dükkanın var Göksün Gür. Evet. Yani açtığın zaman ya kapıya bakmıyorsun. Vay kiracı mı gelecek tabii, ya? Tabii. Değil mi? Tabii. İnsana bir gurur verir, güven verir. Gidiyorum, kilitliyorum, açıyorum, icar isteyen yok, çık diyen yok, git diyen yok. Ha. Canım istediği zaman açıyorum, canım istediği zaman açmıyorum. Ha. Ne güzel. Her bağımda. İsterim çok yani, isterim bulmasın. Peki bu çocukları okutmak neden aklına geldi yani? Efendim, bunu biz, nereden düşündün ya? Yani? Şimdi efendim biz çocukken bir maddi bakımdan, bir de bu yeni yazı, efendime söyleyeyim, şükürtünzenmiş. Efendime söyleyeyim, gavur yazısı diye. Peder bizi göndermedi okula. Evet. Biz okuyamadığımız için, bunu özlemini çektiğimiz için biz bari bu yeni yazıyla kendi şeyimizle öğrendik. Sonradan öğrendik yani. Evet. Ondan sonra biz okuyamadık. Çocuklarımız okusun dedik. Tabii bugün dünya itibariyle okuma yazma olmadan insan mesela ilerleyemiyor, kalkınamıyor. Yani tabii, işte, tabii. Yaşamını daha iyi sağlamak için ve okuma yazma çocuklarımıza şey yok, tercih ettik. Demek ki sen çocuklarını iyi düşünmüşsün. Evet, tabii. Çünkü bugün kültür. Mühendis olsun da çoban desinler ya. Tabii. Ha? Tabii. Şimdi neden? Tabii. Kendi kendini kurtarır. Hem tabii, sana yükü tabii olmaz, faydası tabii olur. Tabii. Ha. Bugün bakıyorsun ki adam büyük iş sahibiyorsa çocuğu okumamışsa kendine yük. Ama o bir insan mutlaka kendi dalında iş bulma şeyi daha kolay oluyor. Şimdi, veya da kendi kendini atıyor öyle bir işlere. Tabii. Mesela senin çocuklar hepsi lise okumuş. Evet. Şimdi bunlar hemen hemen ki her şey hayır eşer, aklı yeter bir duruma gelmiş. Tabii. İnşallah okuyacak. Bir tek bir büyük bir olmak zaten. Yani lise bitirdim. Şimdi bunlar topluma faydalı insan yetiştirmiş. Evet. İkisi bitirmiş demek zaten. Biri de ikisi de hemen hemen bitirir yani. Bravo. İnşallah. Evet, isminiz? Osman Fırat. Osman Bey. Evet. Size lakabınızda 5 lira olarak kimler derler? Zigri ben derler. Evet. Bu 5 lirada neler yaptın? Bu mücadeleye nasıl atıldın? Şöyle özgeçmişini kısa da anlatma. Başta dokumacı olaraktan diriliş dedim. Evet. Çıraklık yaptım 2,5 sene. Evet. Masraf sardım. Ondan sonra help oldum. İşçilik yaptım. Ondan sonra şahsime çalıştım. Bir ara seyyar bıraktım, geri seyyarlık yaptım. Ha. Tekrar geri salon dokuduk. Çarşaf dokuduk işte. Ha. Sonra seyyarlığı bitirdikten sonra kilim çıktı. Kilime geçtik. Besinde bir dergi aldık. Kilim dergi aldık, çalıştık. Geri sattık, hoşumuza gitmedi. Antep'e göçtük. Ha. Buradan aldık. Dersine götürecektik. Götüremedik. Burada hemşeriler vardır. Hı.
dediler burada buraya al, sökmeyedi burada tezgah aldık, makine aldık. Evet. Burada yer var, buraya vur, göç bes, burada ne var orada, ceylan meylan da yoktu o gün 3-30 senelerde. Çektik yeri, buradan yer aldık, buraya vurduk. İşte göçtük de burada kilim devam ettik. Ondan sonra da halıya geçtik yani. Güzel. Onun şimdi için. Bu seyyarcılıkta nereleri gezdin şöyle tahminen? Yani. Seyyarlar mesela Güneydoğu'da Siirt'i gezdim. Siirt'in çevresi Batman, Bitlis, Siirt. Ondan sonra Gazalarından biri 3 tanesini gezdim. Bazı Savansaklı'ya şeye giderdim, Kayseri'ye. Ha. Kayseri'nin iş işte şu Gazaları, çevre vilayetleri, Nevşehir, Niğde, buralara da gittim. Onun burun Gazaları, Bor, bilmem nereye işte buraları, tam İç Anadolu'nun. Şimdi bu Besliler Türkiye adım adım gezerek malını satıyordu. Bunun sebebi neden acaba? Şimdi Besli'de pazar mı yoktu? Neden bu çıkardığımız malı kendimiz satıyorduk? Ya başka bir vasıtayla pazarın olmayışından mıydı? Pazarın olmayışındandı. Bir de işte hani arka surat mücadeleydi yani. Evet. Dar çalışmak bunun gayesi. Evet. Elimi biriktirip malımızı biriktiremiyorduk yani. Tabii sermaye kıtlığından geldi. Sermaye kıtlığından tabii. Dar çalışmanın hepsi böyle o. Yoksa mal her yerde satılıyordu. Biz mücadele veriyorduk yani bunları şimdi satıp. Bu dükkan sizin mi yoksa kiralık mı? Bizim. Dükkan bizim şimdi. Çok güzel. Şimdi evet. Dükkan senin olmakla bir gurur duyuyor musun? Bir kaygın yok değil mi? Çok şükür kaygımız yok. Kimseye gelip de şu kira paramı ver demiyor. Bir şey demiyor. Yani yola bakmıyorsun. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Ay başı olur. Şimdi yok. Diyoruz ki biz 5 dolar. Evet. Burada güzel dernek kuralım. Her yerde de bunu tavsiye ediyoruz. Birbirimize sıkı sıkı yapışalım. Bir de inşaat dalında bir teşkilat kuralım. Sermaye aktarmasıyla. Neden? Bu dalda da adamlarımız yetişti artık. Nasıl ki Gülbalık'tan başladık, Kali'ye geldik. Evet. Değil mi? Evet. İpliğini her türlü şeyi çıkarıyor Besliler bugün. Pelüşünden tut, battaniyesinden tut. Değil mi? Öyle. Her dalda var. Bunun var. Adını duymamıştık daha evvel. Değil mi? Çok evet. Ayrıca çarşıya dokurduk, tut beziden başlamış gelmişiz. Evet. Şimdi bir de inşaat alanına el atalım. Bu bizim için, bu da çok önemli. Çünkü iş sahası geniş. Adana var, Mersin var, Besni var, Gaziantep var, İstanbul var, Uşak var, İzmir var. Şimdi burada yine %60'ının evi yok. Dükkan kira. Evet. Ha. Bu şirkette de nasıl başkasına yaptırsak kar olmuyor mu? Sen burayı yapandan aldın, karını verdin aldın değil mi? Böyle bir şey kuralım diyoruz. Bir site kuralım. Evvel emirde mesela. Diyelim. Burayı birkaç yerde. Şimdi bir de folklor kuralım. Kendi eski çalgılarımızı, kendi müziğimizi, kendi kültürümüzü yaşatmak için. Evet. Değil mi? Evet. Bunda da gitsinler böyle sokaklara artık para atıp şey etmenin gereği yok. Kendi halkımızın köyü gitsin Adana'da hemşehrimizin düğünü mü var? Yapsın. Onların gönlünce çalsın, öğlendirsin, gelsin. Bu sokağa atılan parayı bu bizim derneğe gelsin. Tamam mı? Evet. Gitsin Mersin'e, gitsin Uşak'a, gitsin İstanbul'a, İzmir'e. Nerede Besliler var? Gitsin orada altında arabası. Düğünü yapsın. Zaten orada çuval gibi sokağa atıyorlar ona buna değil mi? Öyle. Bu severek 5 lira veren 10 lira verecek. Çünkü bu tabii. Kendi kültürümüz şeyimiz olduğu için. Yani böyle bir şeyde de katkıda bulunur musunuz? Kuruluş yapılırsa. Buna Besli Belediyesi de artık bu işe evet dedi. Onlar alem, da sağlık. Alem katkıda bulunursa olursa tam sağlanırsa biz de girelim. Tabii. Ne olacak? Evet. Yani katkıda bunu bir mevlat tutmaz bu. Evet, bizim bu talebelerin yetişinceye kadar yani artık meyveyi verme gidip düğünü çalıp söylemeye başladı mı gerek yok. O parayı zaten derneğe besler o. Evet. Her türlü resmi dairelere gider. Resmi kuruluşlara tabii, bayramlara tabii. Girer para alır. Tabii. Yani bir yetişinceye kadar halktan destek bekliyoruz biz yani. Evet. Başka türlü şeyimiz yok. Yük olmaz. Evet. Bir de şu var. Bu Besli'de niye göçtü bu millet? Senin görüşün nedir? Hani fikrin nedir? Neden göçtü? Abi
beslenen göçmüş. Çünkü bu önemli şunu şunu. Zaten beslenen dağılmasının baş sebebi çiban başı göç. Neden göçtük? Senin fikrin ne? Şu göçü şeyle ben yorumluyorum kendi kafamca. Ha? Şimdi aşağı şehirdeyken herkesin iyi kötü bir evi vardı. Evet. Bir bağ evi vardı. Bağı vardı. Hani güvenci. Benim bir güvencem vardı. Ha? Şimdi 5-10 kuruş iyi kötü bir tezgah çalıştıracak kadar durumdaydık da. Ha? Bir yukarı şehre göç oldu. Evet. Elinde 5-10 kuruşu varsa ev yaptırdı. Ha? Adamlar 5 kuruşsuz kaldı. Meslekte parasız iş dönmüyor. Tabii. Adam kendi halini gurbet attı. Evet. Evet. Gitti seyyarlık yaptı. Çorap sattı, halı sattı, kilim sattı, savan sattı. Evet. 5-10 kuruşu da olunca memlekete geldi ki baktı ki durumlar pek şey değil. Yani. Geliyor orada yiyor adam. 2 ay geliyor, 3 ay geliyor, 4 ay geliyor, 5 ay geliyor. Geliyor memlekette 100 kağıt kazandıysa 50'sini yiyor gidiyor. Evet. Adam ne yapıp baktı ki olacak gibi diye. Doğru dürüst bir iş sahası da yok. Bir destek de çıkan olmadı mesela. Evet. Mesela dokumacımız eskiden böyle aşağı şehirdeki ne güzeldi mesela. Evet. Benim şahsen ben aşağıda diril işlerdim. Fokalarda para kazandırdım. Tabii. Yaşım 15 yaşındaydım ben. Evet. Aile çalıştırdım. Şimdi hem kazanırdın böyle pahalı herkes yerine gelen evet. Dam faiz diye bir şey yoktu. Yok, o sefer iplik alırlardı. Evet. %3-5-3 evet. Bir faiz alırdı. Abim var. Besli'de oturuyor. 58'de askere gitti. Ben kalifeliğe derdim. Abim nefsimize çalıştırdı. Ben başladım. Kalifelikten çıktım. Abimin yerinde ben işledim. Evet. Ben ufaktım. Baba müdahalelik dedi ki aşağı şehirde evimiz vardı. Meydana gösterdik. Evet. Dedi ki oğlum bu işsiz evde olmaz. Bağa dezgah kurak. Yerimiz geniş bağda. Götürdük bağa dezgah kurduk. O zaman 15 yaşındaydı. Evet. Malini oğlu Mehmet vardı Antepli. Ona 2,5 kağıt verdik. Geldi bir günde dileklerimizi çaktı. Ölçtük beraber vurduk. 2,5 kağıt para verdik. Ben gücüyüm tabii. Evet. Şuraları çak dedi Osman. Şunlar şunu tut dedi. Su teraziyle. Şuraları tut. Şurayı çak dedi. Tamam dedik. Çektik ettik. Vurduk tezgahı. Çalıştık orada. Malzem para kazandık. Yani. Sen hiç taş dövüşüne gittin mi Besli? Taş dövüşüne tek ufak bir seferim, iki seferim var yani. Ha. Ondan sonra gittim. Şimdi bizim zamanında taş dövüşü yapardık. Bizden büyükler. Yani bizden birinci, son devreye biz girdik. Evet. Şimdi Meydan Mahallesi, Cider tarlasına. Biz de giderdik Seylan'ın üstüne, köprüyü geçen. Evet. Oradan oraya sapanla taş vuuuur. Geldi ha, öldü ha. Şimdi 50 tane taş birden havadan gelince şimdiki füze gibi biliyor musun? Kafa kırılan. Anam öldüm, baş kırılır. Şimdi Besmi'yle biz yaştayken çoğunun başı kırıktı. ben Antep'e göçmek istemedim mesela en önce. Evet. Tezgahımızı sattık. Ceylan kızsaydı, çalışıyorduk, iyi değerli de aldığımız orada makine. Buradan geldik, yeni salak götürek dedik. Evet. Bak, doğru dürüst bir ceylan yok, yer de yoktur yani. Kilim deceği aldık, evet. Cakarlı kilim deceği alacaktık. Biz düz kilim çalışıyorduk orada cakarsız. Baktık bir türlü, bir iki tanesinin yeri vardı istedik, vermediler. Burada da ısrar ettiler, yahu ceylan da yok, ne diyeceğim? Ya göçtük nasıl? Kendik memlekete götürecektin yani. Şimdi bir de şu var. Buradaki imkanı Besin'de bulabilir miydi? Hadi evet. Gittiğini farz etsen. Orada, buradaki imkanı orada bulabilir miydi? Düşünün ki durumu. O gün bulamazdık. Ha. Bulamazdık o gün için. Fakat bugün zor oldu o gün için. Ha. Yani biz bir şey olsa buraya gelip yaptırıyorduk yani. Şimdi Besin'de sanayi sitesi kurdu. Şey hatırlatayım. Ha. Şimdi buraya devlet böyle bir sanayi kuruluş yaparsa gitmek ister misiniz? Memleketi. Özden büyüyor musun yani? Ya şimdi benim şahsen öyle bir şey olsa, göğünüm olsa göçerim de yani memleketine. Şimdi işte ama böyle bataklığa değil, kaya ardında almışlar. Yani kaya ardına artık bir yatırım, bir sistemli, güzel bir planlı şekilde devletin kontrolünde, belediye değil bunlar, böyle bir düzenleme kurulursa yani gitmek isterim diyorsun yani. Değil mi? Ya tabii giderim. Niye olmasın ki? Benim daha orada mülküm var. Tabii. Mesela bugün en az benim Kızılbayır'da 30 bin metrekare yerimiz var.
Evet. Tarlamı, bağımız karab olmuş. Ya altın orada ne eksen gidiyor. Kimmezler o 30 bin merdiye 30 çivlik. 150 tane ağaç dikersin her biri bir çeşit. Çiftlik kocada ağaçları da var. Armut var, badem var. Tabii. Erik var. Onlar... Bahar geliyor, şeyini yiyor, çağlasını yiyor. Çağlasını yiyor. Ondan sonra gelir şey armudu çıkardı. Ne derler ona böyle daha bal erken olur da hıyar armudu mu ne derler? Öyle öyle her türlü meyve var. Sağa son güze kadar. Mesela bizim, tehlik. Şimdi bizim yerimizde sırf odununu kessen en az 10 ton 20-30 ton odunu çıkar. Ağaçlarını kessen. Badem var, darım var, erik var. Ne bileyim daha türlü türlü sumak var. Her türlü bağımızın çevresinde ağaç var. Fıstık var bir iki parça. Yani bir iki var. Ben de her şey var yani. Peki verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür ederim. Sizin hemşerilerim yani gördükçe de kurur diyorum gerçekten yani. Allah razı olsun. Bak vermişsin, doğanmışsın. Çok bize de derlerdi yani ve gurbete gitmiş adam olmaz ya işte sürünür gelir. Ben de öyleyim yani ben bunu onun için zaten. Bizi aşağı görenler şimdi Mercedes'ten gelince kıskanıyorlar. Öyle. Şimdi yadırgı yorgan değil, kutlu yorganda yatıyoruz. Öyle diyenler bizden utanıyor. Şimdi şöyle bir türkü yazdım ben. Kayardı düzünde sanayi çarşı, motorlu tezgahlar bak karşı karşı. Evleri bahçeli, nar çiçek açmış, sokulsuz gürünü yonmadır taşı. Diğeri yerinde besni yığdı, şehirde çalıştı, bağda büyüdü. Öyle Besni halkı cülfa dezgaha yakar, dokur halı kilim felaha satar. Altında Mercedes su gibi akar. Şimdi bu şeyi şiiri bana zorunlu olarak getirdi. Çünkü böyle dediler, şimdi böyle geliyoruz. Çünkü her görüyorum besler iftar ediyorum. Altında arabası var. Adam olmaz ya it kıçının teki derler. Şimdi bakıyorlar ki gerçekten yanlış bunu diyenler bizi sindirmek isteyen. Mesela bir şey abidim benim oğlum bizim. Ayak saçımız. Neyse.